masude bir sevda yaşarım. Gönlümün dingin limanında uslanmış duygular içinde son buluşmamızdan sonra. Yapma Kemal. Liseyi bitirip üniversiteye gideceksin. O zaman kendi kararlarını kendin vereceksin. Ne değişecek ki? Ben hep yalnızım. Aşk olsun Kemal. Biz neciyiz? Baban seni bana emanet etmedi mi? Etti. Benim iyiliğim için bunu uygun buldu ama ben böyle de mutlu değilim. Babamın yanına gitmek istiyorum. Aileme kavuşmak istiyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama babanın senden tek istediği okuyup bir meslek sahibi olman. Bunun için dayanmalısın. Benim dayanacak gücüm yok. Belki de okuma. Çay bahçelerinde çay toplarım. O zaman sadece babanı değil hepimizi çok üzersin. Senin babana layık bir evlat olacağından eminim. Hadi ver elini. Sen benim de oğlum sayılırsın Kerata. Doğduğunda babanla sabahlara kadar içmiştik. Şu mutlu günleri bir ben yakalayamadım zaten. Oh oh oh. Uzlaşma sağlandı efendim. Gene de pek güvenmemek lazım. Delikanlıdır. Kavak yelleri ters taraftan bir eser, Kemal'i bulabilene aşk olsun. Bu gibi durumlarda lojistik desteği keseceksiniz efendim. Mesela maddi kaynakları minimuma indireceksiniz. Hareket kabiliyetini kısıtlayacaksınız. Şu anda bizim yaşadığımız gibi mi? Kalk hadi kalk. Epey oyalandık burada. Çalışmamız lazım. Yine bekleriz baba. Kendinizi yormayın bu kadar. Başına böyle bir felaket gelsin de görürsün. Yürü hadi yürü. Güle güle babalar. Canınız fırçatmak isterse yine bekleriz. Bak ben basın toplantısına gidiyorum Sibel. Gidiyorum ben de geliyorum. Ne bu kılıkla mı geliyorsun? Ne varmış kılığımda? Nasıl geleceksin? Hangi gazeteye bağlısın? Ben sana bağlıyım. Ya beni zor duruma sokacaksın Sibel. Niye? Ben girerim içeri. Ya giremezsin. İşte sana bunu anlatmaya çalışıyorum 2 saat. İnsanlarla kavga edeceksin. Benim de başımı derde sokacaksın. Ya demek ben senin başını derde sokacağım öyle mi? Beni bir dert gibi gördüğünü bilmiyordum. Bana bakar mısın sen? Ne istiyorsun Allah aşkına? Hiç. Sadece seninle beraber olmak ve senin bulunduğun ortamlarda bulunmak. Ama bu her zaman olamaz. Bunu anlardın. Sokak ortasına bağırmana gerek yok. Hala gelecek misin benim? Evet. Gazete benden haber bekliyor. Üstelik o kadar insan önünde de rezil olmak istemiyorum. İçeri girdiğimiz andan itibaren seni tanımıyorum ona göre. Niye durdun? Umarım vazgeçmişsindir. Benim istediğim biraz ilgi. Halbuki sen bana bir asalakmışım gibi davranıyorsun. Bu çok gururuma dokunuyor. Git nereye gidersen git. Git o haber spikeri kızla yan yana otur basın toplantısını izle. Sibel. Sibel bekle beni. Ya dursana Sibel. Sibel dur bir dakika dinle beni. Dinlemiyorum. Ya dinle diyorum. Dinlemeyeceğim. Dur bir dakika. Bırak kulumu. Nereye? Sana ne? Of. En kısa zamanda gelip seni peri bacalarına götüreceğim güzelim. Hediyelik testi kilim falan alırız. Yalancı. Beni oyalamak için söylüyorsun. Güzelim sen oyalanacak kadın mısın? Senin bir dediğini ben iki edebilir miyim? Ediyorsun ama yalan mı?
Güzelim, görev aşktan da üstündür. Aynı vatan gibi. Filmi de vardır hatırlarsan. Birinci Caner bir zamanla anlatır. Bizim ilişkimizle ne ilgisi var? Hah, işte sen aradaki bağ kurana kadar ben gelirim. Sonra yemeğe gideriz. Yine sanadır. Alo. Hı, burada. Kim arıyor? Kök ajans mı? Neyin kökü? Ha, anladım. Al güzelim sana. Bana mı? Alo, buyurun. Benim. Evet, iş nedir? Peki, iyi günler. Bir iş teklifi geldi Taver. Teklifler gelir, bir kısmı da geri gider. Nereden çıktı bu kök ajans hadisesi? Bilmem, ilk kez duydum. Bu akşam görüşmeye çağırıyorlar. Akşam mı? Evet, 20-30 akşam değil mi? Bu benim pek hoşuma gitmedi güzelim. Yanında ben yokum. Bu kök meyan kökü de olabilir, zıkkımın kökü de olabilir. Bizim işler kısa sürer. Şu kadara şu iş, anlaştık mı anlaştık, o kadar. Ya şu kadara şu kadar bir iş çıkarsa karşına, o zaman ne olacak? Çok pimpiriklisin. Namusuyla çalışana kimse dönüp bakmıyor bile. Ben bir külah yapayım sana. Bundan sonrasını sen benim külahımı anlat güzelim. Tamam, uzatma artık. Şartlarının ne kadar ağır olduğunu anladım. Hayatından çıkacaksan çık. Çıkmayacaksan da gel bu işi bitirelim. Durmadan arayıp sinirimi kaldırma benim. Bana vicdan sızlaması numaraları yapma, anladın mı? Vicdanı olan adam ne yapar yapar hatasını düzeltir. Bir daha beni arama, korkak. Gerizekalı, bencil, aşağılık. Yine Bülent'ti değil mi? Evet. Hala niye konuşuyorsun bununla anlamıyorum. Bana bekle diyor. Belki babasını ikna edebilirmiş. Arkadaşlarıyla bir işe giriyormuş. Tutarsa evlenebilirmişiz. Bütün bu tabiat olayları ne zaman olacakmış? Bir gün. Bana bir gün diyor. Yani Allah ömür verirse 90'ında da evlenebilirsin öyle mi? Ne bileyim herhalde. Sen hiç ona keklik taklidi yaptın mı Kale? Hayır, niye sordun? Belli ki seni çantada keklik gibi görüyor. Para, pul, iş, babası hepsi bahane. Seninle gönlünü eğlendirmek istiyor. Çok bulur beni. Bana göre de bulamasa iyi olur. Bir de su bulamasa beni. İrfan sen misin? Eleni, hemen aç kapıyı. Çok acil bir durum var. Eleni çabuk aç. Çok ciddiyim. Çabuk burası kapıyı aç. Burası da tuvalet belledin Kale. Başka kapıya. Derdim tuvalet değil. Lamia, Lamia yengem. Kadına ilme indi galiba. Ne yaptın kadına? Müthiş bir şey oldu Eleni. Lamia yengem evden çıkarken yemeği ocakta unutmuş. Taksiyle gönderelim de evi yanmaktan kurtulsun Eleni. Ver para gitsin Kale. Benden izin mi istiyorsun? Al sana izin. Biliyorsun Eleni. Benim bu aralar nakit sıkıntım var. Senin bu ara dediğin bir ömür biliyorsun değil mi? Ne zaman cebinde para oldu İrfan? Hadi git kurnazdan andan al. Ben vereyim. Hayır, gitsin anasından alsın. Bir insanlık dramı yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Kısmete bak. Sibel, ne olur böyle yapma. Beni zor durumda bırakıyorsun. Toplantı başlamak üzere, yapma. Bütün bunları seni çok sevdiğim için yapıyorum aptal. İşte ben de diyorum ki bu kadarına gerek yok. Kendine de bana da zarar veriyorsun. Yapma. Başka ne diyebilirim ki? Yapma. Başkalarıyla olduğun onda biri kadar benimle beraber olmuyorsun. Niye? Beni anlamamakta ısrar edersen bu sorunu hiçbir zaman çözemeyiz. Hadi hadi ağlama artık. Şimdi sen bir arabaya bin, eve git, beni bekle, tamam mı? Gelecek misin? Geleceğim. Kaç gibi? Bilemiyorum. İşim biter bitmez. Görüyorsun işte. Hiçbir şey belli değil. Ya buna alış. Hayatta her şey belirsizlikler üzerine. İçinde yaşadığın midye kabuğundan çıkart. Dışarıda neler yaşanıyor gör, öğren. Ay. Siparişler hazır mı baba? Acele etme. Fali beyler gitti mi? Oo, çok oldu. Hay Allah, söyleyeceklerim vardı. Yine bunalım mı var baba? Neyse boş ver. Kurnaz baba hikayesin baba. Sizi paparazziye kalmadı mı? Yuvuma! Benimle bu konuları konuşurken dikkatli ol. Kalbini kırarım sonra. Ne oldu birdenbire baba? Sanki soyuna kalayı basmışız gibi. Niye bağırdın birden? Kusura bakma. Bu hassas bir konu. Ben aslında kendime kızıyorum. Yapma baba. Bu kadar sinir insanı nereye götürür bilirsin. Ha. Boş ver. Al kahveler hazır. Çayları da soğutma. Benim çay soğuttum görülmüş mü baba? Bu dertten nasıl kurtulacağız bilmem ki. Gel bakayım gel.
Masum vatandaşı yenip yenip zarara sokmak kolay. Öyle otur mi? Hadi. Baretta tavlayı getir. Kaşınan var da. Tavla geliyor baba. Adresini alalım. Tamam baba. Marketten de üç çay istediler. Hemen baba. Baretta. Buyur baba. Biz okula gidiyoruz. Yengen filan ararsa söylersin. Yürü. Tamam baba. Çaylar tavşan kanı babalar verin. İstemiyorum sağ olun. Peki. Teşekkür ederim. Bana bak bakayım çocuğum, Selahattin amcan içeride mi? Vay kurnaz baba. Hay babana içeride mi dedim? Evet baba, geç ver. Hay babalar götürsün seni. Allah korusun bak. Her dünya insanı şu örneği görüp haline şükretmeli baba. Hatta kulaklar çekilip parmaklar tahtaya vurulmalı. Markete 3 çay vardı. Bugün öyle paydosu vermiyor musunuz Selahattin Bey? İşler çok mu sıkışık? Daha bugün başladım kurnaz hanım. İlk günden kaytarmak olmaz ki. Ne var? Önemli olan ocakta da dursan profesyonelce duracaksın. Haklarını iyi savunacaksın. Burası ekmek kapımız kurnaz hanım. Savaş alanımız değil. İyi bari. Siz işinizi bitirene kadar ben burada beklerim. Affedersiniz. Önceden planladığımız bir şey mi vardı? Buhar koklaya koklaya beynin sulanmış Selahattin Bey. Bugün Heybeli Adaya gidecektik ya. Önce adanın heybesini görecektik. Sonra da gece mehtaba çıkacaktık. Ama bunları konuştuğumuzda ben daha işe başlamamıştım. Benim bildiğim bir söz verildiği zaman artık geri dönüşü yoktur. Sizin memlekette adet nasıldır? Erkekliğin 9'unda neye karşılık gelir? Ben bilemem tabii. Bana bakın kurnaz hanım. Ben kimsenin oyuncağı olmadım. Olmam da. Hele bir kadının asla. Hah şöyle. Tipine cüssene göre davran. Neydi o kuru kayısı gibi ezik müzik halin? Benim işim kolay kolay bitmez. İsterseniz burada oturup. Otururum. Sen bana bir 52'lik ver. Fal açarım, çay içerim. Fırsat bulursak şöyle bir dolaşırız. Bir yuva, bir ocak sönerse hiç mi için sızlamaz Eleni? Belki de küçük çocukların üzerinden kapıyı kilitleyip gelmiştir. Belki tüp gazdan çıkan hain gaz odayı kaplamış. Küçük çocuğun elektrik düğmesini açmasıyla gaz patlamış ve yangın geç gelen itfaiyenin bütün çabalarına rağmen söndürülememiştir. Bitti mi? İstersen devam edebilirim. Bu kadarı yeter. Bu söylediklerini haberlerde dinliyor ve üzülüyorum. Ama senin söylediklerine inanmıyorum. Akılsız İrfan. Ama niye? Bunlar da hayatımızın birer gerçeği Eleni. Yoksa senin için gerçek farklı bir şey mi? Akılsız İrfan. Madem bu kadının evi ve çocukları vardı, niçin gelip benim odamı tutmaya kalktı? Bir yalan söylüyorsun, nereye koyacağını bilemiyorsun. Belki kadın bunalımlı Eleni. Kocasıyla yani dayımla kavga edip şöyle 1-2 saat kafa dinleyecek bir yer arıyor. Hadi çekil ayağımın altından. Eğer o kadını parayla tutmuşsan git başka birinden bul. Bana para bulmadan gelme dedi Eleni. Aşağıda. 8 abisi de karşı kaldırımda. Olay vahim. Bunu baştan düşünecektin İrfan. Şimdi sana uğurlar olsun demekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Belki de senin için daha iyi olur. Senin biraz hırpalanmaya ihtiyacın vardı. Bedavadan aradan çıkarırsın. Beni bile bile ateşe atamazsın Eleni. Bir 15 milyon mukabilinde hayatımı yaralamadan devam ettireceğim. Bu iyiliği yap bana Eleni. Bir de dayak ye be İrfan. Hayatına değişiklik gelsin. Bir de onun tadına bak. Demek bana tek kuruş bile vermeyeceksin Eleni. Verme Eleni. Peki verme. Sen verme. Ben dayak yiyeyim. Tamam Eleni. Belki de bir bacağımı titreterek can çekişirim. Ve sıkı tutamadığım için canım elimden gider. Peki. O kadar duygulandım ki anlatmam mümkün değil. Onun için anlatamayacağım. 7, 40 ve 52 mevlutlarını ben üzerime alıyorum İrfan. Güle güle. Tavuğu 2 tane al kızım. Kalabalığız, yenir. Konserve garnitürlerden de alayım mı Makbule anne? Çok güzel oluyor. Al kızım. Ne olur be? 2 tavuğu kim yer? Kızınla damadın geliyor. Baretta'yı da bir yemeğe alalım dedim. Aradan çıksın. Bu aradan çıkan yemeğin parası kimden çıkar be? Çocuklarına yedireceğin yemeğin hesabını mı tutuyorsun ayol? İsterseniz Baretta'yı daha sonra çağıralım. Olur mu kızım? Hadi sen git. Alacaklarını al da gel. Tamam.
Ayıp ayol. Kızın yanında konuşuyorsun bir de. Ya bizim şölen verecek halimiz mi vardır be? 3 aylık suyunu çekmedi mi? Çekti. Ne kadar büyüttün ayol? Alt tarafı 2 tavuk alınacak. Ya minik civcivim, ben pintilik etmem. Ben derim ki... Yok be, ben bir şey demem. Aa, söyle hadi söyle. Bıktın bizden değil mi? Masrafımız bitmiyor değil mi? Söyle hadi söyle. Yok be, öyle düşünme. Şu ömrümüzün son metrelerinde, şu saniyede bir fenalık geçirsem diye korkarım. Yani sana bir fenalık gelirse diye korkarım. Kuyruklarda sıra beklemekten korkarım. Mesele 2 tavuk parası değildir be. Şu yaşa geldik garantimiz yoktur be. Korkma bu kadar. Açıkta kalacak değiliz. Allah korusun başımıza bir şey gelse. Kızım var, mahallemiz var. Çok korkarım çok. Merhaba canım abim. Nerede kaldın ortak? Ah canım abim. İnsanın sevgilisi mi var, derdi var. Bizim mesaileri taktı. gece yarılarına kadar çalışıyoruz. Kolay değil tabii. Her kadın kaldıramaz bunu. Kendi işine de ara verdi galiba. Orada canı sıkılıyordur. Ara vermedi abi. Evden çıkarken kök ajans diye birileri aradı. Sen tanıyor musun abi? Tabii tanıyorum. Çok iyi. İş mi teklif ettiler? Öyleymiş. Akşam 8:30'da. Bazı işler öyledir. Sağlam çocuklardır. Seçkin müşterileri vardır. Yani korkmayayım mı abi? Yok be kardeşim. Tanıyorum dedim ya, güven bana. İçime su serptin canım abim. Bir kadeh bir şey alır mıyız? Yok abi sağ ol. Bir şey sorabilir miyim abi? Sor tabii. Kafana takılan ne varsa sor. Yani bizim ortak olduğumuz şirketin adı ne abi? Şey... Yanlış anlama, soranlara ne diyeyim diye abi. Aslında ben çarpıcı olsun diye yabancı bir isim koymuştum. Ama senin istediğin bir şey varsa... Rica ederim abi. İsim ne demiştin abi? Della Vera. Evet, Della Vera. İnşaat. Tahil, ticaret, turizm otelcilik yüksek okulu, nalburlu, CD, kaset, unlu mamuller, sanayi anonim şirketi. Nasıl? Muazzam abi. Biz şimdi bunların hepsini yapıyor muyuz abi? Unlu mamullerimiz nerede? Bunların hepsini yapamayız zaten oğlum. Birini batırırsak diğerini, diğerini batırırsak öbürünü piyasaya sürmek için. Sen ismi nasıl buldun onu söyle. Biraz dalaver eder gibi geldi ama diller arasında birbirine benzeyen kelimeler vardır değil mi? Olmaz mı canım kardeşim olmaz mı? Bazen yanlış anlaşılacağım diye öyle korkuyorum ki. Kuşlar. Kuşlar. Şimdi nereden aklıma geldi kuşlar? Kurnaz Zevke bundan sonra burada mı baba? Ne bileyim. Gezmek için bekliyor. Gezmek mi? Mesai saatleri içinde zor değil mi baba? Biliyorsun. Bizim Kamil babayla bir tartışma konumuz da buydu. Biliyorum. Bu konuda da konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Tamam baba kızma. Benim çayım ne oldu Selahattin Bey? Çok bekleyecek miyim? Geliyor Kurnaz Hanım. Şu çayı Kurnaz Hanım'a veriver. Verelim baba. Ben açık içerim Selahattin Bey. Biraz aç şunun rengini. Getir Baretta getir. Senin işin iş baba. Konuşma dedim. Tepem atmak üzere sana denk gelmesin. Bu nasıl baba? Aşk olsun. Bu kadar da açık olsun demedim ki Selahattin Bey. Yavru ağzıyla somon karışımı bir renk olsun dedim. Kusura bakmayın Kurnaz Hanım. Ben çayı demlerim. Boyayamam. Yok canım. Ben de mümkünse diye söylüyorum. Bazı şeyler mümkün değildir baba. Sen karışma. Babaymış. İrfan'ı çağırırsam görürsün babayı. Kurnaz Hanım'a yavru ağzı bir çay. Tartıyor, tartıyor. Tam ayar tartıyor. Tartıyor, tartıyor. Buyurun tartıyor. Tam ayar tartıyor beyim. Buyurun. Buyurun tartıyor. Tartıyor, kimse tartıyor. Kimse aldırmıyor efendim. Boşuna nefes tüketmeyin. Ne yapayım? Çilemiz bitmedi hala. Acımayacaktınız efendim. O kadını eve almayacaktınız. Bana bak, Kurnaz Hanım'ı başıma saran sensin. Yazıktır, eve alalım diyen de sensin. Kim, ben mi? Hay! Çakmak var, çakmak var, çakmak. Sigaralara çakmak. Hiç gülesim yoktu. Çakmak, çakmak, çakmak. Yok, kapışları yok. Nereye bağırıyorsun? Bizim evde son söz kimin efendim? Sizin. Çünkü ev sizin. Bizler birer yolcuyuz.
Git dersiniz gideriz, kal dersiniz kalırız. Masum görünmeye çalışma Hayri. Çevirdiğin dolapları unuttum sanma. Ya sizinkilere ne demeli? Emel Hanım'a mektuplar, şiirler, beni kötülemeler. Bunlara ne demeli? Senin canın kavga mı istiyor? Yok, kavga istemiyor ama gönül bazı gerçeklerden yana. Hal sana iyi işler. Bir gün kargalar sigaraya başlarsa onlara çakmak satarsın belki. Nereye efendim? Dırdır olmayan başka bir köşeye. Bu işe beraber çıktık efendim. Ayrılık gayrılık çıkarmayın. Benimki sadece gevezelikti. Sizi kırmak istemedi Fahri Bey. Buyurun. Sağ ol efendim. Baretta müşterim var. Acele 3 çay. Tamam baba, hemen geliyor. Baretta. Aa, Merivan baba. Nasılsın Baretta? Gördüğün gibi baba. İşleyen demir gibi ışıldıyorum. Sana çalışmak, çay dağıtım işi o kadar yakışıyor ki Baretta. Hani bazılarına doktorluk yakışır. Sana da bu iş yakışıyor. Teşekkür ederim baba. Bir çay içer misin? Ben çay için söylemedim. Sana bir haber vermek için geldim. Ne haberi baba? Seni akşam yemeğe bekliyoruz. Ailecek. Müyesser ablalar da geliyorlar. Ben kalabalık etmeyeyim baba. Olur mu öyle şey? Makbule anne seni özellikle davet etti. Sağ olsun baba. Seni ilk günkü gibi sevdiğimi söylemiş miydin baba? Arada bir söylemiştim Baretta. Peki senin bana olan sevginde bir değişiklik var mı? Ne demek? Ben de seni ilk günün ertesi günkü kadar seviyorum. Bu ne demek baba? Bir insan bir insanı ilk günkü gibi sever. Ertesi günkü gibi sevmez. Ben ilk gün sevip sevmediğimden emin değildim. Ertesi gün emin oldum. Olabilir baba, insanlık halim. Fazla kurcalamamak lazım. Tamam, akşama geç kalma. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Ertesi günkü gibi sevmek. Bu aslında yorum açık bir durum baba. Biz yine de iyi tarafından alalım baba. Var mı başka bir şey isteyen? Baretta bir çay. Geldi baba. Benim dayak yemem önemli değil. Ortada verilen bir sözün geri dönüşümü var Eleni. Çöpe attığım bir gazete 6 ay sonra karşına tuvalet kağıdı olarak gelebilir. Ama verdiğim bir söz bıçak, mermi ya da patlayıcı bir cisim olarak geri gelir. Demek ki sözüne sahip olacaksın. Öyle olur olmadık söz vermeyeceksin. Bütün bunlar benim sana olan aşkımdan Eleni. Bu aşk yaptırıyor bunları. Demek ki yan tesiri var. Başka bir aşk deneyeceksin. Hafifini bulacaksın. Yapamam Eleni. Bak şimdi dışarıda çıkamam. Aa, Zimbabwe nasıl, yaşayabilir misin orada? Ne diyorsun Eleni? Ne Zimbabwe'si? Olay burada geçiyor Eleni. Başındaki dertlerden kurtulman için sana dünyada yer bakıyorum Kale. Bak Zimbabwe tam sana göre. Canın isterse kaplan avına bile çıkabilirsin. Benimle eğlenme Eleni. Ne işin var benim Zimbabwe'de? Peki evimde ne işin var akılsız İrfan? Kovuyorum kovuyorum, sivrisinek gibi başka taraflara konuyorsun. 15 milyon vermemek için bu kadar ter döktürdün ya bana. Helal olsun sana Eleni. Aslında vermeyip de seni bir temiz dövdürmek var ama. Azmettirmek suçu işlememek için parayı vereceğim. Allah razı olsun Eleni. Sen yine de hakkını helal et. Artık ölür müyüm, kalır mıyım bilemem. Görüşemezsek, nerede bir fincan kahve görürsen beni hatırla. Sözlerime burada son verirken seni saygı ve sevgiyle selamlıyorum Eleni. Bir an evvel çıkar mısın İrfan? Ay, gözlerim kararmaya başladı artık. Nefes darlığı yaratıyorsun bende Kale. Hala ne duruyorsun İrfan? Parayı bekliyorum Eleni. Tamer gelmemiş. Senin adam bu saatte nerede böyle Tuğba? İşte. Nasıl iş bu? Siz rahatınıza bakın, ben üstümü değiştireyim. Tamam, sen bize içkinin yerini göster yeter. Burada. Tülin bak, gizli kamera şuralarda bir yerde. Tamam anladım. Sen de içirmeye bak, başaramazsak başımız derde girer. Merak etme sen. Güneşimsin.
Şimdi